Hepiniz merhaba arkadaşlar, kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Bugün PES 2021 analizimizin yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. 21. bölüm olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve 1 Ocak tarihinde bu videoyu yayınladığım için hepinizin yeni yılını kutluyorum arkadaşlar. Umarım hepimiz için güzel bir yıl gelmiş olur arkadaşlar. Ben bu video çektiğimde daha 1 ay daha var yeni yılı gelmeye. Bu yıl çok farklı olacak. Dün veya önceki gün 31 Aralık'ta arkadaşlar bir duyuru virüs geldi. Onları da izlemeyi de unutmayınız. Ve beni Twitter'dan ve Instagram'dan takip etmeyi de unutmayınız. Oradan haftalık duyurusunu geçeceğim. Özellikle Twitter'dan daha çok gitmiş olacağım arkadaşlar. Instagram'da birazcık sık sık fotoğraf paylaşımı olmayacak. Twitter'da hepinizi bekliyorum. Videolarda katılmamanız adına arkadaşlar. Videolarda andan da takip olmak istiyorsanız arkadaşlar zil butonu var. Oradan aktifleştirerek video attığımda bir dilimlerde girebilir. İstiyorsanız arkadaşlar onu da ayarlayabilirsiniz. Ve her videoyu arkadaşlar beni desteklemek isteyen herkes videoyu izleyip yorum yapıp videoyu beğenirse çok sevinirim. Beni daha geniş kitlelerle hitap etmemi sağlamak için bu gerekli arkadaşlar. Bu bölümde Tottenham, Wolverhampton, Şampiyonlar Ligi 1. maç, Watford ve Liverpool maçımız olacak. Yarın da Chelsea maçıyla başlamış olacak arkadaşlar. Ben bir takımı kurayım ardından geliyorum. Evet arkadaşlar, ilk 11'imiz kalede Altay, Pau Torres, Klosterman, Robertson, Arnold, Ndidi, Maddison, Harrington, Mbappe, Perez, Kouak, Leyla. Maxim son verdi pozisyonu girdi. Kouagela tek pas. Mbappe bıraktı Maddison'a. Maddison şeyle de ortası ve gol. Kouagela atıyor üstüne, hepsi 1-0'a geçiyor. Kouagela dakika 63. Güzel bir ataktan golü bulduk. Sıkıcı geçen bir maçtı. Sans anı bizden yana ve Kouagela 1-0. Wills, Moura verdi pası. Harry Kane. Top ağrımızda. Bu liderimiz belliydi. Kaptan Kane attı. Durum 1-1 oldu. Arnold verdi pası. Harrington. Arnold Hakimi. Maçlarsa son dakikalar. Güzel bir pas. Quaresma. Özbek, Moura, atılması son dakikalar, 1-1 bitebilir. Robertson verdi, Quaresma, ikiler uzattı, Quaresma verdi, Brandt, Mbappe, bıraktı, Quaresma, güzel kontrol. Quaresma ortası taça gitti ama hakem de maçı bitiriyor. Ağzını burnunu kırdım hakemi. Niye maçı bitiriyorsun ya 1-1'ken? Yani sağlık olsun. İyi şut çektik, ikinci isabetli. Maçın adımı Kouagela olmuş. Medesinde asist yapmış. Bakalım. Yani ligin ilk maçı, sağlık olsun. Onunla sıradayız. Bir sonraki maçımız Wolverhampton'a karşı. Evet arkadaşlar, ilk 11'imiz Altay, Pau Torres, Klosterman, Teixeira, Arnold, Ndidi, Brüzele, Brandt, Mbappe, Sancho, Kouak, Leyla. Ndidi verdi pası Mbappe. Bıraktı Kouak, Leyla. Oradan Sancho'ya. Sancho bıraktı. Kouak, Leyla ve gol. Kouagela atıyor üstüne, hepsi farkı 1-0'a geçiliyor. Aradığımız gol zor da olsa geldi. Takımda gene bir sezon başı bir form düşüklüğü var. Onu sezdim. Kouagela ve durum 1-0. Arnold'dan Sancho'ya, Arnold. Sancho istedi. Sancho. Silyadı Sancho. Sancho verdi. Brandt. Şut ve gol.
Brandt atıyor, üstüne hepsi farkı 2'ye çıkartıyor. Kaptan Brandt. Kendi performansı çok özel. Güzel bir pas Sancho'dan Brandt vurdu, savunmayla çarptı ve 2-0. Sancho indirdi Arnold. Verdi Sancho'ya. Atma son dakikalar ortası. Otto verdi pası. Saiz. Dendonka. Verdi pası Kilman. Artı son dakikada giriyoruz. Sekti Klosterman. Berry. Arnold. Klosterman. Verdi pası Sancho'ya. Sancho. Hemen önüne kaçan Brandt ama ters köşeye verdi. Olmadı. Kilman uzun yolladı, sekti, Teixeira, Klosterman ve maç bitiyor. 3 puanı alıyoruz ve puanımızı 4'e çıkartıyoruz. Quagliarella ve Brandt'in golleriyle. Maçın adamı Quagliarella seçilmiş. Haaland 4.5 aldı. Haaland çok kötüsün ya. Sancho da 2 tane asist yaptı. Helal olsun Sancho. Bakalım ligde 6. sıraya çıktık. Ve arkadaşlar bu arada Hakimi'yi yolladık 40 milyona. Bailey'de arkadaşlar satılığı kabul ettik. Bay bay dedik. Haaland arkadaşlar 96 milyon teklif gelmiş. Ben bunu kabul etmeyeceğim. Çünkü 96 milyon az ve bir 100 milyondan fazla para gelirse satacağım. Karsın. Yapacak bir şey yok. Karsın bakalım. Ve transfer sezonu kapandı. Bir sonraki rakibimiz Schalke 04 oldu. Gruba da maçın sonuna bakarız. Ve arkadaşlar ilk 11'imiz Ersin, Fofana, Pepe, Klosterman, McDowell, Berry, Brandt, Moore, Glitch, Quaresma, Sancho, Jeromy. Sancho. Verdi pası Jeromy. Verdi Sancho. 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 Ve bıraktı Moore, Glitch. Verdi Sancho. Sancho. Bıraktı Brandt. Şut ve gol. İlk atak, ilk 10 dakika 5, Brandt atıyor, üstüne hepsi 1-0'a geçiyor. Yedek aralıklı kadro çıktığımız Şampiyonlar Ligi arasında boru değil. Brandt'in golüyle 1-0 öne geçiyoruz ve durum 1-0. Harrington aldı. Harrington verdi pası Haaland'a. Haaland ve gol. Haaland atıyor, üstüne hepsi farkı 2'ye çıkartıyor. Haaland. Daha ümidim olan oyuncu Haaland. Bu tip maçlarda sonraki 3-5 yedek olabilir. Harrington'dan güzel bir pas. Haaland'a ve durum 2-0. McDowell artı maçı son dakikalar. Pepe'ye verdi pası Perez. Arjo Perez. Harrington. Harrington verdi Arjo Perez. Tek pas Harrington'a güzel kaçtı ama birazcık hızlı. Artık normal şöyle bir dakika kaldı. Uzun yolladık. Yolladılar. Klosterman iki dakika uzattılar. Brandt verdi pası Haaland. Haaland kaybediyor. Ozan Kabakkale'ye girdi. Ve maç bitiyor. 3 puanı Schalke karşısında deplasmanda aldık. Brandt ve Haaland'ın golleriyle. Fena bir maç değildi. 9 şut çekti. Kilise isabetli. Maçın adını Brandt olmuş. Diğerleri böyle. Sancho ve Harrington asist yaptı. Bakın tüm takımı var mı? Beşiktaş kaybetmiş. Başka görebildiğim kadarıyla yok. Var mı? Yok. Bizim grupta Barcelona varmış. Ooo Barcelona, üstüne hepsi Şarki ve Milan. Çok zorlu bir grup aslında.
Hadi Schalke'yi de saymazsak iki kulüp bayağı zorlu, bayağı çıkışmalı geçecek. Belli oldu. Bir sonraki maçımız Watford'a karşı. Ve arkadaşlar ilk 11'imiz Altay, Paotoles, Grosterman, Teixeira, Arnold, Ndidi, Bizele, Madison, Mbappe, Sancho, Jeromy. Madison, Sancho, Arnold, ortası, bir kafa ve gol! Golün adı ters kafa vurmuş. Süreyi attı. Kendi karşısında Watford ve durumu biz böyle geçiyoruz. Kocak edeyim sanki Jeremy vurdu. Arnold gole bir katkısı var. Ters kafa diyor. Ve durum 1-0. Sancho verdi. Madison ortası. Bir kafa ve gol. Golün adı Kylian Mbappe. Kalesi gol sevincini yapıyor. Ben buradayım diyor. Çok gol atamasa bile attığımı tam atıyor. Durum 2-0. Güzel pas. Perez. Madison. Ortası. Bir kafa. Sekti uzaklaştırdı. Artı maçlarda son dakika arkadaşlar. Kiko. 3 puanı aldık. 7 puanı çıkarmış olacağız. Maç sonunda. Puanımızı. Pepe verdi pası Howard mı Perez? Madison'ın takma düşüklüğü var. Beni çok üzdü diyebiliriz. Klosterman'dan da Ndidi. Artık maçın bitmesini bekliyoruz. Mbappe verdi. Jeromy. Howard bıraktı. Mbappe ortası kalecide kalıyor. Ve maç bitiyor. 3 puanı aldık. Puanımızı 7 çıkardık. İlk gol kendi kalesine diğer golde Mbappe attı. Asist var mı? Madison'dan. En azından asist yapmış. Sonra oraya gelenden de artı nokta 0 puan almışlar. Güzel. Ligde de 4. sıraya çıkmış olduk. Ve bir sonraki bölümün son maçı Liverpool'a karşı. Ve arkadaşlar bölümün son maçı Liverpool'a karşı. Altay, Portoles, Pepe, Robertson, Arnold, Ndidi, Brandt, Harrington, Mbappe, Sancho, Kouak, Leila. Firmino. Verdi. Henderson. Verdi. Thiago. Oraya girelim. Alias. Henderson. Firmino. Koyacağımız çok belliydi. Firmino attı. 1-0. Artık maçta son dakika arkadaşlar. Henderson verdi pası Salah araya girelim. Verdi pası Mbappe hadi. Mbappe'den Kualela. Mbappe. Ortası nereye? İşte santrafı attık. Hücumcu attık. Yine de bir şey başaramadık ya. Zaten kazanamayacağımız çok ama çok belliydi. Bak mesela şu pas bile mesela oyun istemediğini gösteriyor. Maalesef ilk mağlubiyetimizi alıyoruz. Yapacak bir şey yok. İyi oynadık ama olmadı. Bakalım ligde kaçıncı sıraya düşeceğiz. 7. sıraya kadar düştük bu bölümde. Bir sonraki bölümde Chelsea maçıyla başlayacağız arkadaşlar. Yarınki bölümde izlersiniz. Bölümü arkadaşlar burada bitiriyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde kimler oynayacağız? Chelsea, Barcelona, Leeds United, Huddersfield ve Milan maçıyla bitirmiş olacağız arkadaşlar. Bu haftayı pazar günü birlikte. Önümüzdeki haftaki programları da yarınki bölümün sonunda söylemiş olurum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.